Bakın niye bu bütçeyle ilgili bir de yeterli kaynaklar yaratılamıyor? Çünkü arkadaşlar kurumsal bir çöküş yaşıyoruz. Tek adam rejimi var. Tek adam rejimi. Geri kalan bütün kurumlarsa maalesef hizaya çekilmeye çalışılıyor. Oysa demokrasi denge ve denetleme rejimidir. Ya şu meclis olarak biz bu yürütmeyi dengeleyip denetleyebiliyoruz diyen arkadaş varsa ben bugün şu anda şu konuşmamı bitirmeye razıyım. Saraydan gelen fermanları yalnızca bu meclis mühür basıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam, kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Saraydan gelen bakın bütçeye de iddia ediyorum hadi buyurun değiştirin. Bir virgülü değiştiremiyoruz burada ya. Saray yanlış tercihler yapmış olabilir, adaletsiz tercihler yapmış olabilir ama bizlerin görevi, milletin temsilcilerinin görevi bu adaletsiz tercihleri değiştirmektir. Bu konuda bir irademiz var diyorsak hadi gelin hep beraber çalışalım arkadaşlar. Başka güç ne? Bu yürütme eğer adaletsizse kim dengeleyip denetleyebilir? Yargı değil mi? Bağımsız yargı, hukuk devleti olmamız gerekir değil mi? Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığı bir şu anda ülkenin vatandaşlarıyız arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyor ya. Bu ülkede siz bereket bekleyebilir misiniz? Hukukun üstünlüğü var diyebilir misiniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor arkadaşlar. Yargı sarayın bir sopası haline getirilmiş. Başka denetleyici güç nerede? Basın, bakın orada oturuyor. Gücü var mı? Yok. Hadi basın mensubu arkadaşlarımız buradan haberler yazsınlar. Göndersinler editörlerine bakalım. Basacaklar mı? O arkadaşlarımız canla başla görev yapmaya çalışıyorlar. Ama şunu biliyorlar. Buradan hükümeti eleştiren bir haberi ben editörüme gönderirsem o editör onu basmaz. Ne yapar? Yalnızca Cumhurbaşkanı yardımcısının söylediği ekonomimiz uçuyor haberlerini yapar. Bunun dışında bir haber yapamaz. Basının da dengeleme denetleme görevini maalesef berhava etmiş durumdayız. Sivil toplumun dengeleme denetleme görevini berhava etmiş durumdayız. Osman Kavala hapiste. Anayasa Mahkemesi kararı, AİHM kararlarına rağmen hapiste tutuluyor. Sivil toplum maalesef. Bakın burada dedik ki sınırı sayıda sivil toplum temsilcileri gelsin. İşçinin, memurun, emeklilikte yaşa takılanın haklarını savunsun dedik. Maalesef bunlara cevaz vermediniz arkadaşlar. Bir arkadaşımız diyor ki buradaki sözlerimiz halka ulaşırsa halkın kafası karışır diyor ya. Ya bu bize hakarettir arkadaşlar. Hepimiz bu ülkenin, ya tutanlara bakalım Sayın Doğru, aynen böyle söyledi. Gerçekten bakalım, birlikte bakalım. Yani bu anlamda biz kendimize haksızlık etmemeliyiz. Bizler milletin vekilleriyiz ve bizlerin sözlerin halka ulaşması, halkın taleplerinin buraya yansıması bu bütçeyi güçlendirir. Halkın bütçesi yapar. Değerli arkadaşlar bu bütçe yerel mi? Yerellikle ilgisi var mı? Yerelin talepleri bu bütçeye yansımış durumda mı? Giresun'un talepleri var mı bu bütçede? Trabzon'un var mı? Van'ın, Diyarbakır'ın, İzmir'in, Manisa'nın talepleri var mı? Zeytin üreticisinin talepleri var mı bu bütçede? Allah ne severseniz. Yok arkadaşlar, yok. Katılımcılık yok. Halka sorulmadan bütçe yaptılar. Neden? Çünkü yalnızca kendi bekalarını düşünüyorlar. Kendi iktidarlarını düşünüyorlar. Kendi yandaşlarını düşünüyorlar. Oysa yapmamız gereken halktan yana bütçeler yapmak. Bakın yalnızca pandemi dönemi bu bütçenin bir testiydi. Ne dedik? Ya gelin dedik şu pandemi döneminde bakın bütün dünya yaptı. Ne yaptı strateji bütçe başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Ne yaptı pandemi döneminde dünya ülkeleri, değerli arkadaşlar? Dediler ki vatandaşına evinde otur, temel ihtiyaçların benim güvencemde dedi. Elektrik, suyun, doğalgazın, kiran. Temel ihtiyaçların, gıda harcaman benim güvencemde dedi. Maaşının %90'ını ben sana veriyorum dedi değil mi? Demokratik ülkeler bunu diyebildi. Biz yapmadık. Ne diyeceksiniz? Kaynak yok diyeceksiniz değil mi? Ne dedik bu durumda? Ya dedik ki bakın, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Sabır istedi değil mi vatandaşlarımızdan? Ya sabır isteyen bir Cumhurbaşkanı ne yapar arkadaşlar? Önce halka örnek olur değil mi? 14 tane uçan sarayı var. Değil mi Sayın Cumhurbaşkanım? Bu 14 tane uçan sarayını satsaydı, ne? Yürüyen yüzlerce sarayı var. Marmaris'te yüzen sarayı var. Yazlık sarayı inşaatı devam ediyor. Bütün bunlardan ben vazgeçiyorum. Halkıma da sabır öneriyorum deseydi olmaz mıydı bu sarayın harcamalarını düşünseydi? Ya şu bütçe gelmiş Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanı'na kaç para maaş öngörüyor? 88 bin lira. Cumhurbaşkanı'nın buna ihtiyacı mı var? Yok. Ama ne yapması lazımdı Sayın Cumhurbaşkanı'nın?
ben bu yıl 10 bin lira alıyorum demesi lazımdı. Halka sabır öneren bir cumhurbaşkanı diyecekti ki ben bu yıl 10 bin lira alıyorum. Milletvekilleri bize diyecektik ki arkadaş benim maaşımı yarı yarıya düşür diyecektik. 10 bin liradan fazla para almayalım halkımız yoksulken, açken yapamayız bunu demeliydik. Cumhurbaşkanı bir de 35 bin liradan emekli maaşı alıyor. 123 bin lira alıyor. Olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Halka sabır önerirken önce siz de adım atacaksınız. Sarayın harcamalarını düşüreceksiniz. %1'e değil, %100'ü güvence alan bir bütçe yapacaksınız. Pandemi döneminde bakın, ya vatandaşlarımız temel ihtiyaçlar güvence altına alınsın dedi değil mi? Ya vatandaşlara ödeme yapmadığınız gibi, onlara nakit desteği sağlamadığınız gibi ne yaptınız? Ne yaptı Cumhurbaşkanı? Bir de IBAN gönderdi. Ya dünyada vatandaşına IBAN gönderen bir cumhurbaşkanı oldu mu acaba para yatırın diye. Değerli arkadaşlar, bakın burada bu halkın talepleri bu bütçeye yansımış değil. Sayın Başkan, müdahale edin. Arkadaşlar susun. Arkadaşlar hadi bir dinleyelim. Değerli arkadaşlar, hadi bir dinleyelim. Bu bütçede eğitime şu kadar para harcıyoruz diye açıklamalarda bulunuyorsunuz, öyle değil mi? Ya eğitimin bütçesi düşük arkadaşlar. OECD içinde eğitime en az kaynak ayıran ülkelerden birisiyiz. Ayrıca eğitimde toplumsal barışı önceleyen bir eğitim anlayışı yok. Eğitimde ayrımcılıktan alındırılmış bir bütçe yok. Ana dilinde bir bütçe yok. Bütün bunları tartışabilmeliydik. Ama maalesef tekçi anlayış, tekçi bir eğitim politikası da karşımıza çıkmış durumda. Sağlık bütçesi. Ya bu kadar övünüyorsunuz sağlık konusunda arkadaşlar. Ya hala bakın OECD içinde, bakın bir rakam söyleyeceğim Nigar Hanım. OECD içinde sağlığa en az dolar bazında en az kişi başına kaynak ayıran. Ya değerli arkadaşlar, Diyanet bütçesi. Bakın Diyanet bütçesi. Hadi bir dinleyin. Ya Diyanet bütçesi arkadaşlar. Sayın Başkan. Diyanet bütçesi. Sayın Başkan. Tamam. Arkadaşlar. Sayın Başkan, Diyanet bütçesi. Bir milletvekili. Ya, siz de arkadaşlar, müdahale etmeyin. Buyurun. Diyanet bütçesi. Ya bütün vatandaşlarımız vergi veriyor, öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz vergi veriyoruz. Ya ben Hristiyanım, ben de vergi veriyorum. Defalarca böyle yaşadık. Museviler de veriyor, Aleviler de veriyor, hepimiz de vergi veriyoruz. Sünniler de veriyor, 83 milyon vatandaşımız vergi veriyor. Yine bütçeye getirmişsiniz, yine yalnızca Diyanet bütçesi en büyük bütçelerden birisi olabilir. Ama bu bütçede madem ki hepimiz vergi veriyoruz, hepimize hizmet edecek bir Diyanet anlayışına ihtiyaç yok mu? Bunları tartışmayacak mıyız? Hepimiz vatandaşsak, hepimiz vergi veriyorsak, her inanca hizmet veren bir Diyanet anlayışına ihtiyacımız yok mu arkadaşlar? Bakın değerli arkadaşlar, bu anlamda bu bütçenin de söyleyeyim, sarayın bütçesidir bu. Bundan hiçbir şüphe yok. Saraylara giden kaynaklar var. Bunun dışında ben size söyleyeyim bakın. Keyif çayı önerdi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dağıtıyor keyif çayını burada bu tarafa. Keyif çayını dağıtıyor biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bu keyif çayını kim içiyor bugünlerde biliyor musunuz? Kimler içiyor? Kimler içiyor biliyor musunuz? Kimler içiyor biliyor musunuz? Bunları 5 tane yandaşım kaybediyor keyif çayını. Niye biliyor musunuz? Anlatayım. Bugün dolar kaç para arkadaşlar? 8.20. Euro kaç para? 9.70. Yandaş müteahhitler keyif çaylarını koymuşlar 5'i bir arada. Birini içiyorlar, birini doldururlar. Birini içiyorlar, birini doldururlar. Niye? Ya bütün ödemeler köprü, otoyol, şehir hastaneleri, tünel, bütün ödemeler euro ile. Öyle değil mi Naci Bey? Euro ile ödüyorsunuz. Bunlar garanti ödemeleri. Bir de ne yapmışlar? Bir şey de yapamazsınız. Londra'dan anlaşmayı garantiye bağlamışlar. Vatandaşlarımız vergisini tıkır tıkır veriyor. Siz o vergileri alıp euro ile, bakın 9.70 euro ile çarpıp yandaş müteahhitlere aktarıyorsunuz. Onlar da keyif çaylarını afiyetle içiyorlar. Bakın bu bütçe arkadaşlar güvenlikçi anlayışlara ayrılan rakamlarla dolu. Ya 2015 yılı bütçesinde de burada tartışıldı arkadaşlar. 2015 yılı bütçesinde bütün güvenlik çağrılarının toplamı 50 milyar TL'ydi. Niye? Daha barışçı, daha demokratik yoldan bakıyorduk. Sorunlarımızı barışçı yollar ve çözme yolunda ilerliyorduk. Ama bu yoldan çıktık 2020 yılı bütçesinde.
yan fonlar dahil 200 milyar TL'nin üzerinde güvenlikçi kalemlere para aktarıyor arkadaşlar. 200 milyar TL'nin üzerinde güvenliğimiz var mı? Huzurumuz var mı? Özgürlüğümüzü maalesef berhava etmedik mi? Bütün bunları tartışmamız gerekiyor mu? Yani Kaddafi Allah'ını isterseniz bütçesinin yarısını güvenlik politikalarına harcadı. Silaha harcadı, tanklara, toplara harcadı. Libya abat mı oldu? Saddam Irak'ta bütçesinin yarısından çoğunu tanklara, toplara, füzelere ayırdı. Irak abat mı oldu? Yapmamız gereken güvenlik, özgürlük dengesini sağlamak. Bunu sağlamayan bir bütçe var burada. Her şeye eline çekici almış bu maalesef hükümet. Her şeye çivi olarak bakıyor. Her şeye güvenlikçi parantezler içinde bakıyor. Oysa yapmamız gereken güvenlik, özgürlük dengesini sağlamak arkadaşlar. Bu bütçe bakın gelirleri sağlarken de adaletsiz bir yoldan yürüyor arkadaşlar. Vicdansız ve adaletsiz yoldan yürüyor. Naci Bey'le yıllarca bunu konuştuk. Cumhurbaşkanı yardımcısına aynı şeyi söylüyorum. Ya bütçelerin büyük çoğunluğunu yoksullardan topluyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız. Büyük çoğunluğu. Gelir vergisi kaleminin bile %90'ını ücretliler veriyor. Emekçiler ödüyor. Kurumlar vergisi ise son derece düşük bir rakam ve siz daha da düşürecek bir maddeyi getirdiniz. Servete ve gelire duyarlı bir bütçeleme anlayışı yok. Servetin %50'si nüfusun %1'inin elinde, geri kalanlarsa borç içinde. Pandemi döneminde vatandaşa gelir transferi yapmadınız, borç transferi yaptınız. Onlara gidin düşük faiz var, gidin krediyle borçlanın dediniz. Vatandaşlarımız daha da borçlandı. Şimdi ise bir borç kriziyle karşı karşıya arkadaşlar. Yani bu anlamda bütün vergileme politikalarını yeniden gözden geçirmemiz gerekmiyor mu? KDV'yi, ÖTV'yi daha da düşürecek, temel ihtiyaçları güvence altına alacak bir bütçeyi konuşmamız gerekmiyor mu arkadaşlar? Ya elektrik, suyu, doğalgazı, interneti ben iddia ediyorum. Ücretsiz sağlayabiliriz vatandaşlarımız. İddiaya söylüyorum. Bakın yalnızca güvenlikçi politikaları düşürelim, barışçı politikaları yürüyelim. Saraylara yandaşlar kampanyaları durduralım. Elektrik, suyu, doğalgazı, interneti ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlayabiliriz. Asgari ücreti 4000 lira yapabiliriz. En düşük emekli maaşını 2500 lira yapabiliriz. Atanamayan öğretmenleri yüz binlerce öğretmeni atayabiliriz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın emeklilik sorunlarını çözebiliriz. Bütün bu adımları atmamız için bütçe tercihlerini değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya Allah'ını severseniz Naci Bey, siz defalarca OBP sundunuz. Cumhurbaşkanı da bu anlamda sundu, Cumhurbaşkanı yardımcımız. Sayın Maliye Bakanı da defalarca YEP sundu. Yeni ekonomik program. Bu kaçıncı yeni ben bilmiyorum artık. Vallahi maşallah dediğiniz 40 gün yaşamıyor. Yani bir programı ortaya koyuyorsunuz, bir bakıyorsunuz 40 gün sonra o program devre dışı kalmış. Bu da sizin inandırıcılığınızı yok ediyor. Ya Sayın Maliye Bakanı daha 3 hafta önce yeniden yeni bir ekonomik programı sundu. Size şunu söyleyeyim. 2023 yılı dolar hedefine bir kur programı biliyor musunuz arkadaşlar? 8 lira 2 kuruş. 2023 yılı hedefi. Yani düşünün ki 2023 yılı ilgili zaman hiçbir hedefiniz tutmayacak ama dolar hedefini 3 haftada tutturan bir maliye bakanı var 3 yıl sonrasının. Yani bu anlamda bir güvenilirlik sağlamanız mümkün mü? Güveni sağlamak için güven veren politikalara dönmeniz lazım. Yani kurumların işlemesi lazım. Merkez Bankası kimsenin beklemediği anda faiz yükseltiyor. Değil mi? Beklenti yönetimidir bunlar. Niye? Çünkü cevaz vermiş belli ki Maliye Bakanı bir şekilde. Herkesin beklediği, herkesin yükselmesi gerektiğini düşündüğü anda ben yükselmesine sevinmiyorum ama gerekiyorsa yangına su dökmek gerekir. Yangına benzin dökülmez. Merkez Bankası'na nasıl olduysa herkesin beklediği anda faizleri yükseltmiyor. Dolar 8.20'ye çıkıyor. Niye? Çünkü arkadaşlar müdahale edildiğini herkes görüyor. Sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında olduğunu herkes görüyor. Kurumlar araç bağımsızlığına sahip değilse, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, Merkez Bankası bağımsız bir şekilde araç bağımsızlığıyla kararlarını alamıyorsa, değerli arkadaşlar evet. Orada... Sayın Bayrak, normal süreniz bitti. Kaç dakika? Tamamlamanız için size ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. Bitiriyorum. Yani sonuç olarak toparlayarken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu anlamda yeni ekonomik programlarla, şunlarla, bunlarla dikiş tutmuyor. Şunu görmemiz lazım, benim önerim şudur arkadaşlar. Bakın burada hepimiz milletin vekilleriyiz. Madem ki bu iktidar yanlış yolda,
bizler inisiyatif alabilmeliyiz. Yani milletin vekilleri olarak bu bütçeyi daha halktan yana, daha yoksullardan yana bir bütçe haline getirebiliriz. Bunun için de bütçe tercihlerini değiştirmemiz gerekir. Bunun yanında siyasi reformlar yapmalıyız. Yani tek adam rejiminin sonuçta güçleri konsolide ettiği anlayıştan yeniden meclisimizin itibarlı olduğu, yargının bağımsız olduğu, basının özgürce yazabildiği, sivil toplumun özgürce mücadele edebildiği bir tekrar siyasi reformları sağlayabilmeliyiz. Değerli arkadaşlar, bütün şu andaki durumla ilgili size söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması da şu andaki durumumuzla ilgilidir. Osman Kavala'nın da Ahmet Altan'ın da. Hukukun işlemediği bir ülkede ekonominin işlemesini bekleyemezsiniz. Ha bunu derseniz ki Çin bunu böyle işletiyor. Çin ne yapıyor? Emek sömürüsü yapıyor. Doğanın sömürüsünü yapıyor ama orada bile bir kurumsal yapı var. Arabistan'da işliyor diyebilirsiniz, Rusya'da işliyor diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar oranın petrolü var. Bir şekilde o petrol gelirleri de şu an düşüyor ama sistemini yönetebiliyor. Evet, ama yapılması gereken siyasi reformlardır, ekonomik reformlardır. Ve meclisin bu noktada iradesi göstermesidir. Sarayın, yandaşın ve güvenlikçi anlayışların ve faizin bütçesini bir kenara koyup mutlaka halkın bütçesine dönmeliyiz. Hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke içinde 110. ülke olan bir ülkede ekonomi işlemesini bekleyemezsiniz. Demokrasi endeksinde 110. olan bir ülkeden ekonomi işlemesini bekleyemezsiniz. Basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içinde 154. ülke olan bir ülkede ekonomi işlemesini bekleyemezsiniz. Bütün bunların işlemesi için bir an önce meclisimizin itibar kazanması, meclisimizin inisiyatif alması gerekiyor. Ben bu anlamda bütçe görüşmelerinizi tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sayın Aydemir, buyurun lütfen. Mütekabiliyet uygulayacağım. Ama sen dinlemişsin. Aynen değil. Sen varmadın mı? O zaman Uğur'a yapacağım. Tamam. Değerli Cumhurbaşkanımız yardımcımızın şahsında herkese saygı sunuyorum. Şimdi Gama Kaynağı'nı dinlerken bir büyük vatanseveri hatırladım. Aramızdaydı geçtiğimiz yıl. Hakikaten bulunduğu her yere gitmeye gayret eden bir vatanseverdi o. Tıpkı Garopaylan gibi o da Ermeni menşeli, Ermeni kökenli bir Türk'tü. Yakın zamanda kaybettik. Rahmet tanıyacağız, minnet tanıyacağız ve minnet kavramı.